Bir videoma daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz ben kas yaparken, vücut yaparken keşke yapmasaydım dediğim 4 hatadan bahsedeceğim sizlere. Bundan önce spora yeniden başlasaydım yapmamam gereken hatalar videosu çekmiştim biliyorsunuz ve çok da beğenmiştiniz. Bunu şimdi farklı bir hani seri olsun hesabıyla bir devam edeyim dedim. Tabii ki de burada size yine önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu işin antrenman beslenme kısımlarından da bahsedeceğiz. Hani karıştıracağım araya böyle bir ikisi bir arada olacak. Evet sizi çok sıkmadan ufaktan başlayalım. Birinci arkadaşlar ilk olarak çok fazla kilo almayı hedefleyip gereksiz yağlanmak, kas yapacağını sanmak. Şimdi bu hatayı ben de yaptım. Uzun zaman arkadaşlar çok fazla böyle bir sürü kalori arıyorum. Önüme ne gelirse yiyorum. Balkın dibinin dibine vuruyorum. Şimdi ne oluyor böyle olduğunda söyleyeyim size. Yüzünüz şişiyor. Ay surat oluyorsunuz. Yağ oranınız patlıyor. Hatlarınız yok oluyor. Çok yağlanıyorsunuz. %20 yağ oranının bile üstte çıkıyorsunuz. Durum böyle olduğunda aslında biz inanın yani binlerce kalori aldığınızda daha çok kas kazanmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü ilaç kullanmıyorsanız, bu işi doğal yapıyorsanız sizin kazanabileceğiniz kas kütlesi bellidir. O yüzden yapılan ilk hatalardan bir tanesi aşırı fazla kalori alıp daha çok kas kazanılacağını zannedip gereksiz yağlanmak. Sonra bir de eziyeti var bunun. O yağları vermek için ayrı bir diyet var. O diyetin süresi uzuyor, eziyet çekiyorsunuz. O yüzden daha çok clean bulk yani temiz büyüme, kademeli kalori artışı seçimi yapılabilir. Evet bu birinci hatalardan biriydi. IFBB düzeyindeki eski sporculardan Sami hocamıza bir bacak antrenmanında dedim ki rahatsız edeyim hocam sen böyle yalnız başına takılıyorsun falan. Ama sen şimdi rahatsız etmezsem olmazdı. Ne diyorsun hocam? Estağfurullah Arda'cığım. Kalf çalışıyorsun herhalde. Kalfla antrenmana başladık. Hocam kalf çalışmayanlara ne diyorsun? Tercih mi? Don't skip leg day diyorum. Don't skip calf diyorum. Ne diyeyim? Kolay mı kaçıyorlar? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim calf'ım büyümüyor. Ne yaptın ki büyümüyor değil mi hocam? Gerçekten ne bak. Yaptın yani ki? Şimdi şöyle bir şey. İnsanın bir yeri böyle biraz daha fazla uğraş istediğinde özellikle de bu calf bilek falan olduğunda ya benim zaten büyümez. Çalıştım büyümedi. Gerçekten çalışınca büyüyor arkadaşlar. Adam bisepsi 4 hareket yapıyor, kalfa bir hareket yapıyor, 2 set cacık yapıyor, bırakıyor. Sonra da niye büyümüyor? Olmaz! Olmaz! Motto? Üşenme, erteleme, vazgeçme. Olay bu diyorsun. Aynen. Evet, hocam seni daha rahatsız etmeyeyim, sen Arda, pump'ını al. Öpüyorum seni. Vereceğim. İkinciden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi çokça herkes sorar bunu genelde. Az tekrar çok kilo mu, çok tekrar az kilo mu? Arkadaşlar bakın, büyümek istiyorsanız 12-6 tekrar aralığında hakkını verecek kilolarla çalışmalısınız. Ama şu demek değildir. İşte ben kendimi öldüreyim, hayvan gibi kiloların altına gireyim değil. Örnek veriyorum. Şimdi diyelim ben 16-16'yı aldım. Burada ben şu hareketi yaparken adam gibi nizami kaldırdım ve yavaş indirip bunu böyle bir sol bir sağ şekilde 12 tekrar çıkarabiliyorsam bu benim için iyi bir kilodur. Veya ben bunu 10 tekrar yapıyorumdur veya gitgide kiloyu arttırıyorumdur, 8 tekrara indiriyorumdur. Hızlı kasılan fibrilleri en iyi hedef olan set aralığıdır. Ama mesela sen gidersin işte daha ağır bir kilo alırsın. Bu hareketi adam gibi yapamazsın. Şöyle vurursun, şöyle bir şeyler yaparsın. Hani bu olmaz yani. Hani bu sefer oğlum bir ses mi çalışıyorsun? Yani hani ne yapıyorsun yani? Anlamsız yani arkadaşlar. Ben mesela diyorum ya doğru ağırlık, doğru ağırlık. İşte olay bu. Yani 12 tekrarı yaparken hem nizam yapacaksın ama hem de hissedeceksin. Gidecek yani. Olay bu. Hani diğer türlü çok ağır gireyim kafası da yanmış. Anlamı yok oğlum. Yani hareketi nizami yavaş, kontrollü yapın. Kendinize göre hareketleri ilerletin. Doğru ağırlıklarla uygulayın. Gerisi önemli değil. Gerisi patır kütür öküz gibi ağırlıklara girip hareketten kaçmak, saçma sapan formlara girmek anlamsızdır arkadaşlar. Evet bu da ikinci çok önemli kısım. Üçüncü de ise çok önemli bir noktaya değineceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın biz genelde şu an sırtımı hani sırt üstü yattığımı ve pres hareketini yaptığımı düşünün. Genelde hareketleri yaparken itiş yapıyorsun ya başını kaldırırsın veya pres yaparken sehpadan başını ileri götürürsün. Bu tip şeyler boyunu sıkıntıya sokabiliyor ve bir yerden sonra diyorsunuz ki lan niye benim boynum ağrıyor? Niye buralarda böyle bir sıkıntı var? Hatta hani bunu dikkat etmeyip sakatlanan çok insan gördüm. Yaşayanlar oldu. Uyarmama rağmen bazı öğrenciler niye dikkat etmedi ve bu hatayı yaptım sakatlandım da dediler arkadaşlar. Yani şu hareketleri yaparken şu başınızı bir sehpaya yaslayın. Yani çekmeyin. Hani şu boyun bir rahat durup konumda kalsın. Şunu yukarı kaldırdığın anda şuraya bindirdiğin stres
problem. Yani seni sakatlayabilir. Lütfen dikkat edin. Ben de bazen unutuyorum ve bir kere benim de başıma geldi. Bir sakatlanma yaşadım. Çok hafif, kısa vadeli bir sakatlanma oldu ama bunun ne olacağı belli olmaz. Dikkatli olun sadece. Aklınızda bulunsun bu da her zaman. Evet, dördüncü ve önemli bir son kısma daha geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın, çok bir takıntı var şu konularda. İşte bench press olmazsa olmaz mıdır? Squat olmazsa olmaz mıdır? Deadlift veya... Arkadaşlar bakın, bu hareketler aslında öyle çok vücut geliştirme için %100 gerekli hareketler değildir. Bu iş izole, yani kası izole nasıl hedef alabildiğinizdir. O yüzden bir sürü makine üretildi bu işte. Amaç ne? İnsanları sakatlandırmadan minimum sakatlıkla ilerletebilmek, kaslarını geliştirebilmek. Olay budur. Tabii ki de bu hareketler yapılamaz değildir. Yapabilirsiniz kuvvet performansı için vesaire vesaire. Ama mesela şöyle bir mevzu var. İşte bench press yapmazsam göğüslerim büyümez mi oğlum? Yani ben ne zaman bench press'i bıraktım göğüslerim büyümeye başladı yani. Yani arkadaşlar gerçekten öyle. Yani illa bir şeye saplı kalmayın. Değiştirin. Deneyin. Yeni hareketler deneyin. Farklı izole hareketler deneyin. Bununla ilgili ben detaylı videolar çekmiştim. Yine çekeceğim bu üçünü kapsayan. Neden böyle olduğu ile ilgili bir anlatım yapacağım sizlere. Yani bakın, bu iş kas hareketin osuna bosuna bakmaz. İşte şu hareket miymiş, bu hareket miymiş, buna bakmaz. Kas önemsediği tek şey ne kadar onu izole olarak hasar verebildiğin, şuradaki fibirlere, buradaki fibirlere ne kadar hasar verebildiğin, ne kadar yırttığın mevzu o. O yüzden onu en verimli şekilde, eğer vücut geliştirme yapıyorsanız, en verimli şekilde hedef almak önemlidir. Evet. Bugün sizlere bu tip şeylerden bahsetmeye çalıştım. Benim de yaptığım hatalardan da araya koydum. Umarım sizlere yardımcı olmuştur arkadaşlar. Evet, beni takip etmeyi ve videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi antrenmanlar.